Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. İki tane görev var. Üsttekine tıklayacağım. Neden? Çünkü onda H harfi var. Yani heist görevi. Burası da görevi yapacağımız arkadaşın evi. Biliyorsunuz ki görevden evvel burada toplanıyoruz. Bu şekilde kapıyı çalıyorum. Ve şu meşhur kafa hareketiyle beni içeri davet ediyor. Hani sen mi geldin? İşte içeri geçsene. Gelsene ahbap falan der gibi böyle beden diliyle. Evet, bu da bize görevi yani yapacağımız operasyonu anlatacak arkadaş. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we got to move. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Evet, plan yapıldı, görevler dağıtıldı ve hep birlikte buradan çıkıp gidiyoruz. Efsanevi arabam Feltzer'e biniyorum. Herkes öyle yapıyor çünkü herkesin arabası kendine efsane, değil mi? Evet, o ikisi arabaya bindi, diğeri de motora mı bindi? Aynen, o ne kadar korna ya. Aha. Bunlar daha gitmeden birbirini ezmeye başladı burada. Yansık oldu herhalde, neyse. Evet arkadaşlar, gideceğimiz noktayı işaretleyelim. Haritamızı bir açalım önce. Mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklıyorum, sonrasında Enter'a basıyorum. Bir rota çıkıyor. Evet, artık gidebiliriz. Şu oyunda şu arabayı kullanırken o kadar keyif alıyorum ki anlatamam. Sanki böyle Need for Speed oyunu oynuyormuşum gibi keyif alıyorum arkadaşlar. Sonuçta bu oyun bir araba yarışı oyunu değil. Ama yine de işte bu sesi, hızlanması, gidişatı filan bu arabanın gerçekten çok güzel. Bu arada şöyle bir haber dinledim ben televizyonda. 2035 yılında Türkiye'de benzinli araba kalmayacakmış. Yani işte benzinli, mazotlu neyse. Biz yanlış mı gidiyoruz ya? Şuradan devam edelim. Hepsi elektrikli araç olacakmış 2035 yılında. Şimdi tabii nasıl olur? Onun verdiği hissiyatı verir mi? Hani bunun sesi var, gidişatı var, ne bileyim işte vitesi var vesaire. Hadi sesini yaptın diyelim. Efektle bir şeyle. Ama işte vites geçişi, vites geçişinden sonraki o sarsıntı vesaire, bunlar elektrikli arabada pek sanmıyorum. Yani aynı hissiyatı vermez diye düşünüyorum. Onun da belki başka tabii güzel yanları vardır illaki de. Ha bir de şey var ya, bu karbon salınımı. Karbon salınımıyla alakalı ben bir video izlemiştim ya. YouTube'da bir kanalda video yapmışlar ki oradaki kişiler de makine mühendisi, yani anlatan kişiler. Şey diyorlar, yani bir arabanın ömrü boyunca dünyaya salınım yaptığı karbonla elektrikli aracın üretilirken yaptığı karbon miktarı aynı. Yani böyle bir video izledim ben. Toparlayayım. Yani şöyle demek istiyorlar. Diyelim ki benzinli bir aracınız var. İşte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl neyse bu araç kullanılacak sizde ya da başkasında. Diyelim 30 yıl boyunca 100 birim karbon salınımı yapacak dünyaya. İşte elektrikli araç da üretilme aşamasında 100 birim karbon salınımı yapıyormuş. Yani siz 30 yılda yapacaksınız. O üretilirken bir anda o karbonun hepsini salıyor. Çok da çevre dostu değil. Yani öyle söylüyorlar. Birazcık bizi kandırıyorlar galiba. Evet arkadaşlar,
Malum araç bu ulaştık hareket halinde. Şimdi daha önceden de buna benzer bir görev yapmıştım. Ona bomba atmıştım hatırlarsanız, yapışkan bomba. Yine aynı hataya düşmek istemiyorum. Evet, take out the correction officer. Şimdi biz bu arabayı ele geçireceğiz ama uygun bir yer bulmam lazım benim. Adamı huylandırmayayım. Bir silahımı ayarlayayım da. Olmadı. Şurada bir daha deneyeceğim. Hızlandı biraz. Bak dikkat ettiniz mi? Huylandı herif. Herif huylandı sanki. Aynen bak hızlandı. Yavaş gidiyordu. Artık gidemiyor. Gül gibi arabamı bıraktım be. İn aşağı. İn. Evet, get in the... Tamam, artık otobüs benim. Otobüse biner binmez sol altta haritada sarı bir nokta belirdi arkadaşlar. Bir de rota var. Benim görevim bu otobüsü alıp sarı noktaya götürmek. Şimdi herkes bir şey yapıyor muhtemelen. Buna benzer dediğim görevde şey vardı ama ya polis falan takılmıştı. Biz eskort eşiğinde şeyi korumuştuk. Minibüsü, otobüsü korumuştuk hatırlarsanız. Ben de o koruyanlardan bir tanesiydim yani. Yani nasıl rota çiziyorsun bana ya? Bak nereye geldim şimdi? Oradan mı buradan mı? Beni oynatma. Arada bir şey de yapıyor buna ha. Harita falan açıyorsun böyle, navigasyon açıyorsun. Bildiğim yolu bana daha da uzak tarif ediyor. Oluyor bazen ya. Sonuçta pul yaptı değil mi? Kafası karışabilir. Bazen de çok doğru tespitleri var yalnız ha. Hani navigasyon falan diyoruz ama şimdi isim de vermek istemiyorum. Reklam olmasın. Bazen de güzel yol tarif ediyor. Mesela çok kısa bir yola 25 dakika demişti bir keresinde. İstanbul adalarda, hangi adaydı hatırlamıyorum. İşte gezilecek bir yerler falan vardı. Allah Allah dedim ya, işte 1 kilometre falan 25 dakika çok uzun dedim. Yani 25 dakika sürmez 1 kilometre. Sonra gidince gördüm ki bayağı rampa bir yermiş, dik yani. Hani çıkarken dizlerin yere değiyor, öyle söyleyeyim. O kadar dik bir yer. Sonra hak verdim. Dedim ki helal olsun dedim. Yani 1 kilometre 25 dakika dedin. Demek ki rampayı hesap ettin. Derken noktaya da gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu otobüsü sarı noktaya bırakacağız. Nerede sarı nokta? Sarı nokta pek gözükmüyor ya. Oyunun böyle renkleri de biraz sarımsı ya. Bir de şeydeyiz. Kırsal yerdeyiz. Pek belli olmuyor. Evet, iniyorum aşağı. İndim. Şimdi diyor ki bu otobüsü patlat, parçala. Ne derse yapacağız. Yani bir tane el bombası atayım. Şöyle. Bir tane daha atayım. Tamamdır. Şimdi diyor ki bir tane helikopter çal diyor. Nerede? Ha şurada. Tamam, çok uzak değilmiş ama yani yürüme mesafesi için bayağı bir zaman. Şuna binelim ki bu araç burada onun için var. Muhtemelen. Bu arada şey, şu an alacağım helikopter, altta adı yazıyor zaten. Telaffuzunu şu an yapmak istemiyorum. Yanlış yapabilirim o yüzden. Bunun videosunu yapmıştım arkadaşlar. Saldırı helikopteri diye. Saldırı helikopteri incelemesi diye bir tane video yapmıştım. Onun bağlantısını ekranın sağ üstüne bir yere koyarım muhtemelen. Şimdi bu helikopteri alacağız ve orada bir tane uçak vardı. Dikkat ettiyseniz, bilmiyorum gördünüz mü? O uçağı koruyacağız arkadaşlar.
saldırı helikopteri. Yani üzerinde işte şey var, ateş edebiliyorsunuz, teçhizat var, silah var vesaire. Pantolonun paçaları da darmış ya. Ben de hiç sevmem böyle ha. Yani seveni vardır tabii de ben sevmiyorum. Evet. Helikopterin kullanmasını biliyorsunuz. Birçok arkadaş için zor da olsa WASD ve Numlock Numpad tuşlarından 8-4-5-6. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, kırmızı uçaklar var sol altta haritada, dikkat ettiyseniz. İşte bu uçaklar bizim mavi uçağı rahat bırakmayacaklar. Yine sol altta haritada mavi bir uçak var, bakın. Bak şu kırmızı olan, bu da bizim korumamız gereken uçak. Bak dönüyor şimdi, gelecek, onu bombalayacak muhtemelen. Biz ne yapacağız? Buna müsaade etmeyeceğiz. Ama şöyle bir durum var. Ben helikopterde çok iyi değilim ya. Yani kullanmasına kullanıyorum. O bakımdan fena değilim. Hani orta diyebilirim veya ortanın biraz üstü diyebilirim. Ama şimdi ateşle edeceğim ya. Onda biraz şey, Allah'tan helikopter, yani uçak olsa hiç olmayacak bu iş. Bir tane uçaklı bir görev vardı. Uçak gemisine falan gitmiştik. Dönüşte işte böyle yine kırmızı uçaklar gelmişti. Kırmızı dedim, yani haritadaki kırmızı uçaklardan bahsediyorum. Onları falan ben vuramamıştım, hatırlıyorsanız. Diğer arkadaşlar vurmuştu falan. Bu yine en azından havada askıda kalıyor ya. Ona göre biraz daha iyi. Ama yine bak, zorlanıyorum. Evet, şu uçağı koruyacağız, öyle yazıyor. Bir denk getirsem ateş edeceğim ama şimdi sallanıyor ya. Aslında şey olsa daha iyi olur ya. Hani hedef ayrı olacak, helikopter ayrı olacak. Ama işte şey var. Ne onun adı? Silahlar helikopterin üstünde sabit. Aha da vurdum. Kuyruğundan vurdum bak. Hadi bir daha denk getirsem şunu. Ha, gerek kalmadı ya. Bak, çakıldı. İşte bu kadar. Ya bir de beğenmezsin kendini. Neyse, beğenmek daha şey değil mi? Hani kendini beğenmiş derler ya. O en azından biraz daha kötü diyelim. Evet, var mı başka? Tabii. Onu aşağı indirince diğerleri tırstı. Korktu. Aha, 5 yıldız olmuş ya. Bir de polis kim uğraşacağız şimdi? Yalnız var ya, 5 yıldızı ben ömrümde görmedim GTA 5'te. Hatta bir tane videom var. Polisten kaçış diye. Orada bayağı bir zorluyorum. Hani bakalım en çok kaç yıldız olacak diye. 5 yıldız yapamadım yani. 4 yıldız yaptım. Belki de çok fazla suç mu işleyemedik artık bilmiyorum da. Bayağı bir şeyler patlattım yani. Evet, bir de şimdi polisle. Şimdi biz bunları savuşturacağız ki o uçak rahatça kalkabilsin. Bu arada kalkıyor. Evet, nihayet. Bence de en güzeli ya. Bak şu helikopteri vursam yeter. Diğerleri zaten bir şey yapamaz çünkü aşağıda. Hadi ya. Nereye kaçtın? Şey olsa keşke ya, otomatik böyle hedef oluyor ya. Hedef kilitleniyor filan. Ben de çok şey istiyorum ha. Yapamıyorum ya şimdi. Keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa. İşte bilmem ne. Yapamıyorsun işte sen ne? Adam yapmış. Tamam.
Artık şey diyeceğim ya, onu vurmayın, beni vurun filan diyeceğim. Aha. Bak ateş ediyor bize barın. Beni hedef aldı. Tamam daha iyi bak, beni hedef aldım. Onunla uğraşmayın, benimle uğraşın. Tutturamıyorum ki ya. Bir yukarı bir aşağı. Aha. Hadi kuyruğundan. Vallahi kuyruğundan kulağından bir denk getirsen. Vay anasını be. Gerçekten var ya. Böyle durumlarda şey diyorsunuz değil mi? Kolsuz mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Öyle bir laf var ya. Ben de işte böyle internetten falan görüyorum. Yorumlardan okuyorum falan, öğreniyorum da. Bilgim yok yani, kolsuz herhalde böyle tutturamayan, vuramayan falan, öyle bir şey olunca hani kolsuz falan diyorlarmış galiba. Yeni yeni işte laflar. Tabii şimdi bir de internet, sosyal ağlar falan, orada ayrı bir ne diyelim, jargon oluştu. Çok içinde olmazsanız takip edemiyorsunuz. Benim de ne şeyim var, Instagram'ım var, ne Twitter'ım var, ne Facebook'um var. Yani yalan değil ha, hakikaten yok yani. Açmadım hiç böyle hesaplar. O yüzden işte o mecralarda olmadığım için o terimleri de çok bilemiyorum arkadaşlar. Kolsuz vesaire. Ama işte duyuyorsun bir yerlerden. Zamanla alışıyorsun, öğreniyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi sarı noktaya doğru gidiyorum dikkat ettiyseniz. Orada beni bekleyen arkadaşlar var. Uçağın kalkmasını emniyetli bir şekilde sağladıktan sonra bu arkadaşlara yardım için plajın olduğu yere iniş yapıyoruz. Şimdi bir de suya iniyormuşum. Hadi bakalım, neyse olmadı. Atlayın atlayın. Size şöyle bir dumanlı bir gezi yaptırayım arkadaşlar. Benim bayağı rolüm büyük oldu o zaman ya bu görevde. Acaba ne alacağız bakalım. Platinum mu alacağız? Ne alacağız? Bir de silver veriyormuş bana. Bir tane uçak vurdum kuyruğundan değil mi? Yani. O helikoptere bayağı bir zorladım da olmadı ya. Return to the city demiş. Yani şehre geri dön demiş. Şuradaki sarı noktaya doğru, işte şehir merkezine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Giderken zaten ara sahneye girdi. Hani gitmeye gerek kalmadı. Hakikaten gümüş vermiş ya. Ama şey, gümüşten sonra bronz var değil mi? Ben şimdi platinum, gold, silver dedim kafamdan. Neyse yine en son değil de en sondan bir önce olmuşuz yani. Fark etmez ya, önemli olan oynamak işte. Diğer arkadaşlara yardım etmek vesaire vesaire. Yardımlaşmak güzeldir, güzel oluyor. Vallahi bayağı da param oldu ha, böyle böyle görev yaptıkça. Ev aldım, araba aldım. Hala da param var. Hemen yeni bir görevle devam ediyoruz arkadaşlar. The Union Depository demiş. Muhtemelen bir soygun görevi olacak. Evet, arkadaşlar her şeyi ayarlamış herhalde. Araba vesaire. Kendimizi direkt arabanın içinde bulduk. Şimdi öndeki arkadaşları takip ediyorum ki zaten ekranın sol altında haritada bir sarı nokta var. Gitmemiz gereken yeri bize gösteriyor. Evet, soygun 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 diyordunuz. Alın size soygun arkadaşlar. Hadi be anam, hadi be, önüme geçtin yani var ya, bir saatte araba çeviriyorsun. That's right. Now this lady who paying us is a shady ass motherfucker.
Evet, arabayı şurada bir yere park edeceğiz. Arkadaşlar da burada zaten. Arabalar güzelmiş yalnız ha. Bayağı modifiyeli vesaire. Evet. Y'all in uniform, so get in the mindset. Get them ID badges shiny. We playing this low and slow. That's right. Hadi benim bakalım. Ben kullanayım. And you know what real security guard motherfuckers don't be doing? Waving their guns around and shit. You draw down, you as good as caught. Evet arkadaşlar, hemen karşıda. Yani planı yaptığımız yer hemen karşıda. Şuradan gireceğim. Çok basit bir şey ya. Yani vura 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 vura. Yani çok basit bir şey ya. Yani nasıl böyle hata yapabiliyorsun? Hikaye bölümünde de Union Depository'a gelip bir soygun yapmıştık hatırlarsanız. Videolarımı izleyen varsa hatırlayacaktır. Evet, içeri giriyoruz arkadaşlar. Girmiyoruz, dalıyoruz derler ya. İçeri dalıyoruz bir anda. Asansöre geliyoruz. Ama herkesin gelmesi lazım. G tuşuna basarak maske takabilirsiniz. Bunu ayarlıyorsunuz önceden zaten. Evet, şimdi sol alt haritada bakın yeşil noktalar var. Bu alanların içine giriyoruz. Altınların önüne geliyoruz. Sonrasında E tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra masum sol tuşuna her bastığımızda buradan işte bir külçe, yani birkaç tane külçe altın alıp çantaya koyuyor. Bunu devamlı yapmanız lazım arkadaşlar. Masum sol tuşuna sürekli basıp bırakacaksınız, basıp bırakacaksınız. Oradaki altınlar bitene kadar. Önce E tuşu, sonrasında masum sol tuşu. Ne oldu? Sağ tuşa mı bastım? Bir dakika, şunları alayım önce. Biraz da şey yaptım ya. Panik yaptım. Şimdi biri gelecek vesaire. Gerçi orada adamlar var yani. Ateş edip koruyacaklar beni ama. Steal the gold demiş. Altınları çal diyor işte. Şunlara bir daha gideyim ya. Bunda olmadı bak. E tuşu. Heh. Masum sol tuşuna. Basıp bırakıyorum, basıp bırakıyorum. Demek ki o kadar alıyor, daha almıyor. Tabii çantanın da bir şeyi var değil mi? Kapasitesi var yani. Daha ne kadar alsın? Çuvalla mı alacak? Doğru asansör arkadaşlar. Sarı nokta var zaten. Bunlar da beni bekliyor burada. Evet arkadaşlar, bakın soygun istiyorsunuz. Alın size soygun görevi. Tam aksiyonlu, maceralı. Hadi bakalım. SWAT da geldi. Like a war zone out there. Keep your head down. Just get to the parking lot. Şimdi kendimi de çok böyle riske atmak istemiyorum. Bu arkadaşların görevini berbat etmek istemediğimden. Ama ben daha birini görene kadar bunlar zaten haklıyor. Adamlar çok iyi şey ya. Hani kolsuz muhabbeti oldu ya bir önceki görevde. Bunlar herhalde bayağı kollu yani. Baksana, ooo adamlar takır takır ya. 10 numara. Gerçekten. Helal olsun ya, böyle oynayabilen de yani. Benim hoşuma gidiyor. Ben şey yapıyorum ya, seviyorum yani. Her ne kadar çok iyi oynayamasam da. Ama hep söylüyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Benim meziyetim anlatmak. Ben çok iyi bir oyuncu değilim. Yani daha önceki videolarımda da söyledim bunu. Yine söylüyorum. Çok iyi bir oyuncu değilim ben. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Sarı noktaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok rahatsınız. Hayırdır? Yürüyorsunuz. Hiç acele yok adamlarda. Bak, benim sağlık seviyesi hemen dibine düştü. Bunlar ne yaptı? Kat kat çelik elek mi giydi arkadaş ya? Bunlar göğsünü gere gere şeye gidiyor. Çatışmaya gidiyor.
Biz korka korka şurada siper alayım da biraz iki gıdım bir şey yiyeyim ya. Şimdi öleceğim. Adamların görevi şey olacak. Ya mahcup etmek istemiyorum, tamam mı, başkalarını. Şimdi işte onlar bir görev başlatıyorlar. Bir plan yapmışlar. Hazırlık yapmışlar. Siz de dahil oluyorsunuz. Hadi kabul de ediyorlar. Ondan sonra işte öl. Hadi bir daha başla. Bir daha başla. Adam diyecek ya bu ne ya. Hani bilmiyorsan oynama arkadaş. İçinden değil mi diyebilir yani. İşte ne oluyor ya. Onları mahcup etmek istemiyorum. O yüzden biraz kaçıyorum yani. Bu arada arkadaşlar kendi silahlarım yok, dikkat ettiyseniz. Yani silah çarkında kendi silahlarım yok. Onların artık tayin ettiği silahlar mıdır? Nedir? Tam çözemedim. Hadi atla. İyi, onunla git o zaman. Hadi bir yani gidelim de nasıl olacaksa çıkalım şuradan artık ya. Bir ona biniyor, bir ona, çok fazla rahatlar ya. Adamlar belki kendilerine güveniyor. Yani ben şimdiye var ya, ooo çoktan topuklamıştım yani. Onu bekledik de oyalandık. Bak arabada fena değilim ama ha. Yani bazen çarpıyorum ediyorum ama o da niye biliyor musun? Ya haritaya bakıyorum ya işte bir şey oluyor. Bazen telefon çalıyor, bilmem ne oluyor, işte saat titriyor. Böyle bir konsantrasyonum bozuluyor benim. Hani size bir şey demiyorum ama o konsantrasyonum bozulunca arabayla bir yere gümlüyoruz işte. Yoksa arabada fena değilimdir yani. Yani en azından GTA 5'te falan güzel kullanıyorum. Hatta benim sürüş şeyim çok iyi sanırım. Aldığım görevlerde genelde beni şoför yapıyorlar. Çünkü gözüküyor orada hani sürüşü. Aha. Tam da üstüne ha, gerçekten o kadar ironik oldu ki. Tam anlatırken ya işte öyle ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Olur olur, böyle şeyler olur. Telaştan panikten oluyor arkadaşlar. Zaten var ya, bazen sağa sola vurmaya başladığım zaman sonu gelmiyor. Devamlı vuruyorum. Vura vura vura, araba parçalanacak, patlayacak neredeyse yani. Bazen de bir oluyor böyle. İşte biraz konsantrasyon meselesi ya. Orada ufak bir şey dikkatinizi dağıtınca sonuçta araba kullanıyorsunuz. Yani arabayla gerçek hayatta da öyledir. Bütünleşmek lazım arkadaşlar. Arabayla bütünleşeceksin. Bir olacaksın. Dikkatini başka bir yere vermeyeceksin. Neden? Çünkü yani sen kaza yapmasan da bir başkasına kazaya sebebiyet verebilirsin. Bir başkasına zararın dokunabilir. Mesela ben yolda giderken görüyorum. İşte önümde araba var. Gitmiyor, yavaş gidiyor, bilmem ne. İşte 4'ten 3'e alıyorum, 3'ten 2'ye alıyorum filan. Sağından geçeyim, solundan geçeyim derken neyse solluyorum. Bir bakıyorum adamın elinde telefon mesela. İşte kimse, adam ya da kadın. Yani kullanan kişinin elinde telefon. Ya da işte başka bir şey. Yani ne oldu ya? Ha, polisten kaçmak için durdu. Tamam. Diyecek arkadaşlar yani biraz böyle dikkatimizi yola vermemiz gerekiyor gerçekten. Çünkü eline telefon aldığın zaman bir kere %50 yoksun ha, kesinlikle yani. %50 sen oradasın. Araba kullanıyorsun ama hani araba kendi gidiyor. Yok mesaj okuyan var, WhatsApp'tan bilmem ne yazan var. İşte oluyor böyle şeyler. Şimdi oyunda da öyle tabii ki. Dikkatini dağılınca işte bir yere tosluyorsun. Bir de bir lafım vardır, ne derim hep? Noslayan toslar. Bir de noslayınca tosluyorsun. İşte fazla hızdan, değil mi? Ama adamlar öyle bir oyun yapmış ki yani çatışması, arabası, araba sürmesi, işte helikopteri, uçağı bilmem nesi, her şeyi var yani, ne ararsan var. Sonra işte diyor ki neden GTA 5 çok seviliyor? Neden seviliyor? Çünkü yani bir sürü oyunu içinde barındırıyormuş gibi bir şey, değil mi? Yani hem icabında bir araba yarışı, icabında işte bir çatışma, görev falan filan var işte. İster FPS modunu al, istersen işte
şeyden gör, arkadan gör. Ben mesela o FPS modunu sevmiyorum. Evet, noktaya da geldik. Konuşa konuşa. Aşağı iniyoruz. Arkadaşların yanına gidiyoruz. Herkes bir araya geldiğinde görev bitiyor. Bu arkadaşın dövmesi de acayip ya, suratında değil mi? Yarısına yapmış, yarısına yapmamış. Değişik olmuş yani. Evet arkadaşlar, bu görevi de tamamlamış olduk. Külçe külçe altınları aldık ve bölümün de sonuna geldik. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.